Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında Me'ariç suresi 36-44. ayetler arasını değerlendireceğiz. Bu bölüm bu surenin aynı zamanda son bölümü oluyor. Allah-u Teala burada bize şöyle bildirmekte. فَمَا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُحْتَئِينَ. O inkar edenlere ne oluyor ki sana doğru süratle geliyorlar? Anil yemini ve anil şimali azin ve sağdan soldan senin üzerine doğru bulunduğun yere doğru toplanıyorlar. Bununla alakalı tefsirlerde şu manaya dikkat çekilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın dinini insanlara anlatırken kafir olanlar da müdahale etmek, sabote etmek veya bir takım araya bir şeyler karıştırmak için sağdan soldan onlar da toplanıyorlar ve o şekilde peygamberin davasının neşrine engel olmaya çalışıyorlar. اَيَتْمَوْ كُلُّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ اَنْ يُدْخَلَ جَنَّتَ نَائِمْ. Onlardan her birisi naim cennetine, nimetlerle dolu cennete, bir cennete gireceğini mi ümit ediyor? Yani bu kafirler bakıyorlar ki kendileri toplumun elit bir tabakası ve maddi yönden durumları iyi, sosyal statü itibariyle durumları iyi. Ama peygamberin etrafında yer alanlar, özellikle saf ve evvelde yer alanların bir kısmı gariban insanlar. Bundan dolayı peygamberimiz aleyhissalatü vesselama şunu da teklif etmişler. Demişler ki ya Muhammed, görüyoruz ki senin etrafında gariban insanlar var. Bunları tard et, bunları yanından kov. Biz senin yanında yer alalım ve böylece beraber bu dini yayalım. Tabii bu dinin özüne aykırı olan bir şey. Allah-u Teala insanları eşit olarak yaratmış. Eşit derken, gerçi hiçbir insan diğerinin aynı değil, o anlamda eşitlik değil. Ama kanun önünde ve Allah'ın hükümleri karşısında eşit olarak yaratmış. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam veda haccında şöyle bildiriyor. Ebukum Adem ve Ademu min turab. Hepinizin atası Adem'dir. Adem ise topraktan yaratılmıştır. Diğer yandan Hucurat suresinde bir ayette Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Ya eyyühen nas, ey insanlar, inna halaknakum min zekerin ve unsa, biz sizleri bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve cealnakum şuuben ve kabaile li taarafu, birbirinizi tanımanız için sizleri milletlere, kabilelere böldük. İnne ekremekum indallah etkakum. Şüphesiz Allah katında en şerefliniz, en kıymetliniz, en müttaki olanınızdır. Allahu Teala üstünlüğün takva ile olduğunu, mal ile, mülk ile, saltanat ile, makam ile olmadığını bu ayette ve benzeri ayetlerde ifade ediyor. Dolayısıyla bu kafirlerin kendi değer ölçüleri sosyal statüye göre itibar etmek. Bu da tabii doğru bir şey değil. Çünkü insanlar sosyal statüsüne göre değil, kalbinde taşımış olduğu imana, işte zihninde taşımış olduğu güzel bilgilere ve yaşantısına, bu gibi şeylere göre değerlendirilmesi gerekir. Ziya Paşa diyor ki bed asla necabet ve necabet mi verir üniforma, zerdüz palan vursan eşek yine eşektir. Yani birisinin eğer kendisinde bir asalet yoksa onun üniformasının, elbisesinin güzel olması ona bir asalet kazandırmaz. Nitekim merkebe altından bir semer de vursak o yine eşektir. Onun eşekliği değişmez. Demek ki insanların değer ölçüleri ilahi değer ölçülerinden farklı olabiliyor. Allah katında üstünlük takva ile, ama pek çok insanın kendi akıllarıyla ortaya koydukları esaslarda, nefislerinden, hevalarından kaynaklanan esaslarda ise değer ölçüleri daha farklı. Bu durumda Kur'an'a muhatap olan her bir insan değer ölçülerini bir gözden geçirmesi gerekir. Acaba ben Kur'an'ı bir akılla mı ölçüp biçiyorum, yoksa kendi kafama göre mi hükümler veriyorum? Kendi kafamıza, kendi aklımıza göre verdiğimiz hükümlerde
isabet de edebiliriz, yanılabiliriz de. Ama ilahi hükümleri esas aldığımızda o zaman dosdoğru ölçüleri görmüş olacağız. Çünkü Kur'an-ı Kerim sırat-ı müstakimi ortaya koyuyor. Yani Allah'a giden o büyük caddeyi ortaya koyuyor. O yolda eğrilik büğrülük yok. O yolda ifrattan tefritten azade olmak var. Yani aşırılıklardan uzak olmak var. Hem akıl yönüyle, hem şehvet, hem gadap yönüyle, hem bütün latifeler yönüyle orada tam bir istikamet var. İşte peygambere tabi olmayı gururlarına yediremeyen o kimseler acaba kendilerinin cennete gireceğini mi zannediyorlar? Yani dünyadayken Allah bize vermiş, diğer alemde de verir. Böyle mi düşünüyorlar? Kella, hayır, asla. İnna halaknahum mimma ya'lemun. Biz onları bildikleri şeyden yarattık. Yani bildikleri şey insanın aslı bir damla sudur. O bir damla su içinde de netice itibariyle bir hücre. İşte insan bir tek hücreden yaratılıyor. Anneden, babadan birleşen bir zigottan yaratılıyor ve o şekilde bu insan haline geliyor. Ayet-i kerimede buna dikkat çekilmesi, yani şu anda kendini asil gören insanlar, sosyal statü itibariyle iyi bir durumda olan insanlar, onların da aslı yine aynı maddeydi. Dolayısıyla evvellerine baksınlar, hadlerini bilsinler. Böyle bir manayı ayet-i kerime bildirmekte. Biz onları bildikleri şeyden yarattık. Fela uksimu bi rabbil meşarik vel mağarib. Meşarik ve mağaribin Rabbine yemin ederim. Buradaki fela, hayır manasına da geliyor. Yani iş onların zannettiği gibi değil. Uksimu bi rabbil meşarik vel mağarib, doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim. Meşarik kelimesi meşrik kelimesinin çoğulu, mağarip de mağrip kelimesinin çoğulu. Güneşin doğduğu yere meşrik, battığı yere mağrip deniliyor. Burada çoğul olarak gelmesi, malum sene boyunca güneşin doğduğu ve battığı yerler gün gün değişir. Devamlı doğudan doğar, batıdan batar ama doğudan doğduğu yerler bir hat şeklinde devamlı değişmektedir. Batıdan battığı yerlerde yine bir hat şeklinde değişmektedir. Ve 365 gün itibariyle düşündüğümüzde her gün güneş ayrı bir noktadan doğar, ayrı bir noktadan batar. Bu açıdan çoğul olarak burada kullanılmış. Kur'an-ı Kerim'de Rahman suresinde Rabbül Meşrigayn ve Rabbül Mağribeyn, iki doğunun, iki batının Rabbi deniliyor. Burada da uç çizgiler itibariyle, yani güneşin doğduğu yerler iki uç arasında, işte onun da diğer tarafında Rabbi, iki doğunun, iki batının Rabbi, bu şekilde ifade edilmiş. Burada ise çoğul sırasıyla doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de neye yemin etmişse, yemin ettiği şeylerde dikkat çekmek var. Yani güneşin doğuşu batışı bu büyük bir olaydır. Her gün o koskoca güneş doğuyor ve her gün batıyor. İnsan güneşin doğuşuna batışına bakıp da tefekkür etmeli. Ve her gün güneş doğduğunda ve subhi izâ teneffes, sabah nefes aldığında manasını düşünmeli. Çünkü gecenin karanlığı insanı aslında rahatsız eden bir durumdur. Karanlıktan insan hoşlanmaz. Diğer gün güneş doğacak mı, doğmayacak mı? Normalde biz bilemeyiz. Ama Allah'ın adetullah kanunları çerçevesinde her gün güneş doğuyor, batıyor. Ve güneş vay tam bir hesapla, tamamen bir nizama, intizama sahip. Böyle olunca sabah güneşin doğduğunu gördüğümüzde güneşin Rabbine şükran içinde olmamız gerekir. İşte güneş doğmazdan önce zaten kalkmamız gerekiyor. Sabah namazını eda etmemiz gerekiyor. Ve o güneşi gördüğümüzde biz o güneşin Rabbine secde ediyoruz. Güneşi bize bir lamba yapan zata
biz de abd oluyoruz. Onun huzurunda boyun eğiyor, rüküye varıyor, secdeye varıyoruz. Öte yandan gün boyunca güneş lambası dünyamızı aydınlatıyor ama akşam olduğunda batıyor. Güneşin batması gün gelip bizim de hayat güneşimizin batacağına bir işaret. Nasıl ki o koca güneş batıyor, öyle de bizlerin hayat güneşi dahi gün gelip batacak ve böylece dünya hayatımız sona erecek. Ama nasıl ki diğer gün güneş tekrar doğuyor, güneş tekrar doğduğu gibi diğer alemde de hayat güneşi bir daha batmamak üzere doğacak ve orada ebedi bir hayat olacak. İşte bizler her gün güneşe muhatap olduğumuzda güneşin Rabbini hatırlamalı, güneşi doğudan doğduran, batıdan batıran ilahi kudrete hayranlığımızı hissedebilmeliyiz. İşte Cenab-ı Hak doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki ale en nübeddile hayra inna le kadirun, biz gerçekten kadiriz. Ale en nübeddile hayran minhum, onlardan daha hayırlılarını onların yerine getirmeye kadiriz. Şu manada düşünülebilir, konunun evveliyle alakasını düşündüğümüzde, işte Mekke'de kafir olan kimseler peygamberin sözüne itibar etmiyor, hatta peygamberin davetini sabote etmeye çalışıyor. Sağdan soldan toplanıp peygamber hak vakikati anlatırken müdahale etmeye, engel olmaya çalışıyorlar ve en azından anlaşılmaz bir hale gelmesi için gayret sarf ediyorlar. Allahu Teala doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki biz kadiriz, gücümüz yeter, onlardan daha hayırlısını getiririz diyor. Yani Kur'an'ın ilk muhatapları sizlersiniz ama eğer Kur'an'a muhatap olmazsanız, onu dinlemezseniz Allah başkalarını getirir ve başkalarına dinletir. Gerçekten de Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi olanlar dinlememiş ama sonraki nesiller dinlemiştir. Hatta bunların kendi evlatlarından iman edenler olmuştur. Bu manada baktığımızda ayet-i kerimenin manasının tahakkuk ettiğini görmekteyiz. وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُقِينَ, bizim önümüze geçilmez. Yani Allah-u Teala bir şeye hükmettiğinde فَلَا رَادَّ لِحُكْمِهِ, onun hükmünü geri çevirecek kimse yoktur. مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانْ وَمَا لَمْ يَشَاءَ لَمْ يَكُنْ, Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. فَذَرْهُمْ يَخُودُ وَيَلْعَبُ, ey peygamber bırak onları dalsınlar, oynasınlar. Hatta yulagu yevmehumul lezi yu'adun, kendilerine vaat edilen güne kavuşuncaya kadar. Burada onlara vaat edilen günden murat, dünyada çarpılacakları gün, dünyada cezalarını bulacakları gün manasında anlaşılabilir. Nitekim Bedir Harbi'nde küfrün önde gelenleri, daha evvelinde peygamberle dalga geçen, peygamberin davasına engel olmaya çalışan kimseler işte Bedir Harbi'nde belalarını bulmuşlardır. Bırak onları o güne kadar, kendilerine vaat edilen gün gelinceye kadar dalsınlar, oynasınlar. Bir de onlara vaat edilen gün illa bir savaş günü olması da gerekmez. Çünkü her insan netice itibariyle ölümü tadacaktır ve bu vaat edilmiştir. Ve ölüme kadar ki hayatta bırak bunlar kendi keyfine göre yaşasın. Böyle bir manada düşünülebilir. Bir başkası ise, bir başka mana kıyamet. Onlara vaat edilen gün kıyamettir. Kıyamet geldiğinde artık dünyadaki o gibi insanların saltanatı tamamıyla bitecektir. Burada tabi onları bırak derken dünya hayatı kısa bir hayat. Kafirin şu dünya hayatındaki saltanatı uzunca bir rüyaya benzer. İşte bir insan rüyasında en güzel saraylarda dursa, memleketin hükümdarı olsa, hatta dünyanın tek başına sultanı olsa, en güzel yiyeceklerden yese, her türlü imkana sahip olsa, neticede bu bir rüyadır. Bu insan gariban bir kimse ise uyandığında rüya bitecektir. O yine gariban bir haliyle devam edecektir.
Diğer alem gerçek hayattır. Kur'an-ı Kerim ve inned daral ahirete lehiyel hayvan buyuruyor. Yani dar-ı ahiret, ahiret yurdu işte tümüyle hayattardır. Hayat gerçek anlamda orada tahakkuk edecek, orada gerçekleşecektir. Böyle olunca şu dünya hayatı bir rüya gibi oluyor. Bu rüyada da, bu rüya gibi olan hayatta varsın bazı insanlar, saltanatları olsun, varsın Karun gibilerin çok serveti olsun, Firavun gibilerin insanlar üzerinde hükümdarlığı olsun. Allah-u Teala buna izin veriyor, buna fırsat veriyor. Ama netice itibariyle bunlar şu dünyadan alınacaklardır ve ceza mahalline gönderileceklerdir. Ve bir kelam-ı kibar olarak bazı kitaplarda hadis olarak da bu ifade edildiği olur. Ama hadis olarak nispeti çok da sahih olmasa gerek. Deniliyor ki اَنَّاسُ فِي النِّيَامِ اِذَا مَاتُوا اِنْتَبَهُ İnsanlar uykudadır, öldükleri zaman uyanırlar. Demek ki dünya hayatı genel anlamda bakıldığında bir uyku. İnsan uykudayken işin hakikatini o kadar da bilemez. Ama uyandığında işin gerçeğini öğrenmiş olur. Kafir dediğimiz insanlar da şu dünya hayatında işin gerçeğini bilemiyorlar ama öldüklerinde akılları başlarına gelecek. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاءَ O gün kabirlerinden onlar süratle çıkacaklar. كَاَنَّهُمْ اِلَى نُصُبٍ يُوْفِضُونَ Yani sanki onlar o putlara doğru, daha evvel putlara koşarcasına o şekilde süratle kabirlerinden çıkacaklar. خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ Gözleri korku içerisinde, terhaguhum zille ve bir zillet onları bürüyecek. Yani kabirlerinden çıktıklarında mahşer meydanına doğru süratle sevk edilirlerken bakışları korkuyla ürperecek ve her taraftan zillet onları kaplayacak. ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذ۪ي كَانُوا يُوْعَدُونَ İşte bu onlara vaat edilen gündür. Yani onlara bir azaptan söz edilmişti. Dünyevi azaplar gelip geçici ama gerçek anlamda onlara vaat edilen gün işte bugündür. Cenab-ı Hak bizleri tam bir istikametle dünya hayatını en iyi bir şekilde değerlendiren bahtiyarlardan eylesin. İslamiyeti yaşamayı, başkalarına da vesile olmayı bizlere nasip eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.